Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'daki ekonomik kriz özellikle Almanya'da artık işin içinden çıkılmaz bir hale geldi. Artan doğalgaz fiyatları, bunun yanı sıra enflasyonun yıllık %10'a ulaşmış olması işçileri, emeklileri, sosyal yardım alarak geçinmek zorunda olan insanları maalesef büyük bir çıkmazın bataklığın içerisine sürüklemeye devam ediyor. Artık eski Almanya yok, artık eski Almancı yok, eski Avrupa'da kalmadı, Allah rahmet eylesin. Almanya'nın ve Avrupa'nın en önemli zincir marketlerden bir tanesi olan Lidl'dan bir son dakika açıklaması geldi. Lidl yapmış olduğu bu açıklamayı da bir müjde olarak verdi. Tüm müşterilerimize büyük bir müjde veriyoruz dediler. Nedir bu müjde? Hemen onu sizinle paylaşayım. Dediler ki, artık marketlerimizde, raflarda, reyonlarda kalan rengi sararmış, hafiften çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeleri kese kağıtlarının içerisine koyarak, 5'er kiloluk kese kağıtlarının içerisine koyarak 3 Euro'dan satışa çıkartacağız dedi. Ve tüm müşterilerimizin de böyle bir şeyi beklediğini biliyoruz diye de altına not düşmüşler. Şimdi bu işin, bu açıklamanın iki tane boyutu var. Bakın. Birinci boyut şu. Artık Lidl'di, Aldi'di ya da diğer indirimli olarak bilinen süpermarketler vatandaşı nasıl sömüreceğini şaşırmış vaziyette. Vatandaşı nasıl kazıklayacağını da şaşırmış vaziyette. Normal şartlarda çöpe attıkları ürünleri vatandaşın ekonomisi bozuldu diye, daha çok müşterisi çıkacak diye fırsatçılığa çevirdiler. Vatandaşa şimdi bu ürünleri satacaklar. Arkadaşlar, israf olmasın. Tabii ki israf haramdır. Ayrı bir şey bu. Ben başka bir şey anlatıyorum. Bakın, marketler, hatırlıyor musunuz? Pandemide, koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde ne yaptılar? Çıkardılar, dediler ki, yağdan en fazla 2 tane alabilirsin. Tuvalet kağıdından en fazla 2 tane alabilirsin. Undan en fazla 2 tane alabilirsin dediler. Bu haberleri bilerek ve isteyerek marketler çıkardı ki vatandaş gitsin, marketlere hücum etsin, rafları boşaltsın. Şimdi beni izleyenler içerisinde aşırı uyanık olanlar var. Biliyorum, onlar şunu söyleyebilir. Ya işte Rusya-Ukrayna savaşı oldu, o nedenden dolayı işte tedarik zinciri kırıldı. İşte o nedenden dolayı fiyatlar arttı. Peki arkadaşlar, marketler ikişer tane kuralı getirdi, hatırlıyorsunuz. Bir ailede 4 kişi varsa 4'ü ayrı ayrı gitti, 8 tane aldı, 10 tane aldı. Marketçi bunu bilmiyor mu? Onu da geçtik. Arkadaşlar, siz hiç Aldi'de, Reve'de, Lidl'da un olmadığını gördünüz mü? Millet hücum ediyordu, bir saat sonra yeniden rafları dolduruyorlardı. Marketler son 3 yılda tarihlerinin en büyük karını yaptılar. Krizler, ekonomik krizler nasıl bankaları zengin ediyorsa, marketleri de artık zengin ediyor, fırsatçılığa çeviriyorlar. Şimdi Lidl çıkmış diyor ki, biz vatandaşa çöpe atacağımız ürünleri 3 Euro'dan satacağız. Alan olacak mı? Alır tabii ki, saygı duyuyorum. Başka bir şey anlatıyorum ben. Şimdi Almanya'da uzun yıllardır yaşayanlar daha iyi bilir anlatacaklarımı. Almanya'da Aldi'ye gidenlerle bir zamanlar Almanlar dalga geçiyordu. Fıkralar uydurmuşlardı. Şakalar yapıyorlardı. Türkler Aldi'ye gidiyor diye. Ucuzluk marketine gidiyorlar diye, ucuzluk marketine gidiyorlar diye. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi Almanlar Aldi'den çıkmıyorlar. Söylediklerimi sanıyorum hatırladınız. Aldi'ye gitmeyi küçümsüyorlardı. Türkler Aldi'ye gidiyor diye.
Biz Aldi'yi zengin ettik diyorduk Türkler. Almanlar kendilerini bir şey sanıp Aldi'ye gitmiyorlardı. Ya Türkler buradan alışveriş yapıyor. Türklerin zaten parası yok. Fakirler gidip alıyorlar. Aldi fakir market diyorlardı. Ne oldu Aldi'ye? Kapısında kuyruğa giriyorsunuz şimdi. Ya beğenmediğiniz bizler Türkler Aldi'ye gidiyoruz diye küçük görülüyorduk. Almanya İstatistik Enstitüsü açıkladı. Almanya'da 13,5 milyon fakir var. Ben açıklamadım. Almanya İstatistik Enstitüsü açıkladı. Çoğu emekliler. Gidin Aldi'ye. Aldi'de alışveriş yapanların çoğu da Almanlar ve emekliler bu noktaya geldi. Ha ucuz mu Aldi? Değil. Bir ürünü ucuz veriyor, öbüründen fiyatı yükseltiyor. Yani zaten arkadaşlar, bakın ucuzluk diye bir şey artık dünyada yok. Allah rahmet eylesin. El Fatiha, bitti. Ucuzluğun babası öldü. Yok, ucuzluk diye bir şey yok. İşte pahalıdan biraz ucuz var. Evet, müjde diye açıklıyorlar. Gelinen noktada kıymetli izleyicilerimiz, vatandaştan yeni bir vurgunun yapmanın hesabındalar. Benim gördüğüm, anladığım bu. Sizin bu konuyla ilgili görüşlerinizi çok merak ediyorum. Şimdi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan bir haberi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar, Türkiye'de geçmişte sigortası olanlar ya da hiç Türkiye'de çalışmışlığı olmayanlar, özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar yani anneler, Türkiye'de emekli olmanız artık çok ama çok kolay. Şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de emeklilikle ilgili bir yasa çıktı. Bu yasanın vatandaş daha ne olduğunu bilmeden yurt dışında yaşayanlar ben artık Türkiye'de emekli olamam, devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemem gerekiyormuş diye düşünerek hayatta bir sefer olan ölene kadar alacağımız çok çok önemli emeklilik defterini maalesef kapattılar. Ben geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu söyledim. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Özellikle ev hanımları, çocuğu olan hanımlar daha çok emekli olmak istiyor. Ancak Ali'den, Veli'den duyduklarından sonra vatandaş bu emeklilik defterini kapatmış. Gerçekten vatandaş devlete çok yüksek miktarda emekli parası ödemesi gerekiyor mu? Özgür Bey'in söylediği şu, herkesin durumu farklı. Çünkü emeklilik şartları herkes için ayrı. Bir kişi 3000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 5000 euro vererek de emekli olabiliyor. Biri 10.000, biri 20.000, biri 30.000. Vatandaş daha durumunu bilmeden emeklilik gibi çok önemli bir konuyu kapatmış. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Özellikle ev hanımlar bakın. Çocuğu olan hanımlar 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Yapacağınız şey çok basit. Eğer Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, ömrünüzün sonuna kadar emekli maaşı almak istiyorsanız, geleceğe dair bir güvenceniz olsun diyorsanız, Türkiye'ye gittiğinizde sağlıktan, doktordan bedava yararlanma imkanına kavuşmak istiyorsanız, yapacağınız şey çok kolay. Şu an ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. +90 546 102 41 42. Bu telefon numarası WhatsApp hattıdır. Hemen WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız sizlerden gelecek olan mesajları bekliyor WhatsApp'tan. Hemen size cevap verecekler. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan dünyanın neresinde olursanız olun, atacağınız bir mesajla geleceğe, emekliliğe adım atacaksınız. Siz, görevli olan arkadaşlar size bir hesap numarası verecek.
sadece 120 euroya siz geleceğinizi, emekliliğinizi planlayacaksınız. Peki ne olacak? Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını yine WhatsApp'tan görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Sizi hemen arkadaşlarımız arayacak, bir randevu günü verecek, randevu saati verecek. Siz randevu günü ve saatinde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile WhatsApp'tan görüntülü olarak, canlı olarak konuşacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun, Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum deseniz 2-3 bin euro para harcarsınız. Ve arkadaşlar, sosyal medyada vesairede görüyorum, Avrupa'ya yayın yapan televizyon kanallarında görüyorum, çıkıp birileri vatandaşımızdan 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Artık 3-4 bin euroları unutun. Sadece 120 euroya emeklilik danışmanlığı alacaksınız. Sizin randevu günü tarihinde ve saatinde yapacağınız görüşmede Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin kafanızda emeklilikle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Cevaplarını alacaksınız ve Özgür Bey size özel bir çalışma yapacak. Devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartacak. Daha sonra şartları sağladığınızda Türkiye'ye gitmenize yine gerek yok. Sizin adınıza Özgür Bey Sosyal Güvenlik Kurumu'na tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizin emekli maaşınızı bağlatacak. Bu kadar. Sadece 120 euro. Bitti mi? Hayır. Hanımlara ayrıcalık var. Hanımlara indirim var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa toplamda 240 euro iki kişi için ödemiyorlar. Sadece 180 euro ödeyecekler iki kişi. O nedenle karı koca mutlaka bu fırsattan yararlanın. Bunun yanı sıra aile indirimleri var. Çoluk çocuğunuz için de, onların geleceği için de değerli izleyicilerimiz, emeklilik planlamanızı hemen yaptırın. Bu büyük fırsattan istifade edin. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat sadece kanalımızın izleyicileri için. Yapacağınız şey çok basit. Önce bu videonun altındaki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abone ol. Ücretsiz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ekranın altındaki telefon numarasından, WhatsApp üzerinden hemen ben emeklilik danışmanlığı eşimle birlikte almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ya da ben eşim ve çocuklarım emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Ve geleceğe adım atıyorsunuz. Bakın, iki kişi emekli olsa, diyelim bir kişi 7000 TL emekli maaşı alıyor. Yılda yaklaşık 100 bin lira yapıyor bir kişi. İki kişi emekli olsa 200 bin lira yapıyor. Yaklaşık 11 bin euro para yapıyor. Az para mı? Ölene kadar garanti para. Ölsen bile çoluk çocuğuna, eşine kalıyor. Birileri beğenmiyor ya emekli maaşını. Onlara özellikle söylüyorum. Doktora gitme imkanına kavuşuyorsun. Her yıl izine gittiğinde bankada hesabına bir para yatıyor. Alıyorsun, çekiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Daha ne olsun? Türkiye'ye gitmene de gerek yok. Artık kendi geleceğiniz için, özellikle hanımlar, sizlere söylüyorum, bu fırsatı kaçırmayın. Sonra bana demeyin ki Fatih Bey, biz fırsatı kaçırdık. İşte danışmanlık ücretini maalesef 120 euro ödemedik, ihmal ettik. Çok artmış, bu fırsatta elimizden kaçtı demeyin. Sadece kanalımızın izleyicilerine özel çok büyük bir fırsat. Amerika'dan Avustralya'ya kadar, Norveç'ten Güney Afrika'ya, Suudi Arabistan'a kadar, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Suudi Arabistan, Katar, Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Kanada, aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız bu fırsatı sakın kaçırmayın. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsat kısa bir süre sonra bitecek. Herkesin istifade etmesini istiyorum. Çünkü böyle bir fırsat bir daha olmayacak.
Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Emekli maaşlarını aldılar. Göstermiş oldukları güven için çok çok teşekkür ederim. İşlemleri devam edenler var, müracaat edenler var. Hepsi de kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacak. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde, düşünme zamanı değil. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.